Merhaba arkadaşlar. Şimdi sizlerle saatler konusunu tekrar edeceğiz. Bu üzerinde çok fazla takıldığımız bir konu. Defterlerinizde yazıyor, farkındayım ama bu konu lise dönemine kadar, hatta lisede bile karşınıza çıkabilecek bir konu. Genelde çeyrek kavramını karıştırıyor öğrencilerimiz. O yüzden bunun üzerine bir en baştan kısaca bir tekrar alacağım. Bir sonraki videomda da bunların soru çözümlerini yapacağım sizler için. Birlikte bilginiz olsun. Şimdi İngilizce'de ben iki türlü saat kaç diye sorabiliyorum. Belirlerimiz de mümkünse izlesin. Çünkü en fazla problem yaşadığımız konu saatler konusu oluyor öğrencilerimizde. Evet, gramer konularında da sıkıntı yaşanabiliyor diğer konularda ama bu çok güncel bir konu. Çok fazla işimize yarayan ve aslında mantığını kavradığımız zaman çok basit bir konu ama 5. sınıf öğrencilerimiz ilk öğrenmeye başladığımızda çok fazla sıkıntı yaşıyoruz bu konuyu. Çünkü öğrencimiz bazen Türkçe olarak saatler konusunda problem yaşamış olabiliyor. Sizler hani yetişkin olarak en azından konuyu onlara da söylerseniz onlar için de faydalı olacağını düşünüyorum. İki şekilde sorabiliyorum. What time is it? Saat kaç? What is the time? Saat nedir? Gibi kullanılıyor. İkisi de kullanılıyor ama daha çok what time is it? Yani şöyle what time is it olan konu çok daha fazla kullanılıyor. Bunlar saatin kaç olduğunu sormak istediğinizde kullandığınız iki soru. Ben burada what time is it veya what is the time dediğim zaman time sayılamayan bir kavramdır ve özne olarak yani cümleye başlamak istediğimizde bu nedenle it ile başlamam gerekiyor. It. It ile başlamam gerekiyor. Bir tane örnek vermek istiyorum. Tam saatler. Tam saatler çok kolay. Buraya mesela 3 demişim. Şunu büyütebiliyor muyum? Evet, çok güzel. Büyütebiliyorum. Evet. Şimdi akrep ve yelkovan olarak var ama bunları kısa ve uzun olarak değerlendirebilirsiniz isterseniz. Şuradaki mesela gördüğün şey hangisinin saat, hangisinin dakika kavramını öğrencimize biz anlatmaya çalıştık. Sıkıntı yaşıyorsa bir kere de tekrar siz yapabilirsiniz. Dakika ve saat kavramının nasıl anlaması gerektiğini. Bu normal bir saat. Saat burada 3. Nasıl anlıyorum 3 olduğunu? Burada kısa ve uzuna baktığım zaman kısa burada oluyor. Tam üzerinde diğer uzun olan da 12'de oluyor. Her dakika arası biliyorsun. Yani her iki sayı arası 5'er dakikadan 5, 10, 15, 20, 25, 30 1.30 yarım saat oluyor. Aslında şunun üzerinde ben şöyle bir anlatım yapsam. Bir dakika şöyle bir şey çekmek istiyorum. Birazdan da kullanacağım ya da buna geri dönüş de yapabilirim. Şimdi böyle bir zaman çizelgem var. Hepsi arasında 5 dedim. 1 saat toplamda 60 dakika. 60'ı 2'ye böldüğüm zaman 30-30 2 tane yarım elde ediyorum. Yarımlar için birazdan söyleyeceğim. Half'ı kullanıyorum. 4'e böldüğüm zaman 1, 2, 3, 4. 4 tane çeyrek var. 1 saat 60 dakikadansa 4'e böldüğüm zaman 15 dakika ediyor. Yani ben 15'in içinde quarter kullanıyorum. Benim bu sayılarda kullandığım iki kavram var. Diğerleri normal sayı kullanımı. Yani ben yarım için 30 dakika demiyorum, 30 demiyorum. Half diyeceğim. Çeyrek içinde a quarter, bir çeyrek anlamına gelir, çeyrek diyeceğim, quarter diyeceğim. Tam saatler en kolayı. Yani mesela saat 5, it's 5 o'clock, 6, it's 6 o'clock, 12, it's 12 o'clock. Bir de dipnot olarak şunu belirteyim, 20, 20, 12, 12. Bazı öğrencilerimiz bu ikisini 12 ile 20'yi karıştırabiliyor. Onu da söyleyeyim. Yine çocuğunuza da bir sorabilirsiniz. Öğrencileriniz de bir tekrar etsin. Şimdi devam ediyorum. Tam saatler konusunda hani böyle olduk sonra kullanımı çok basit. Yani direkt it is diyoruz. Buradaki it is dediğim şey saat oluyor. A clock. Tam saatlerde a clock kullanıyorum. Ve benim hangi saat tam saat, tam saatse onu belirtiyorum. Bakın burada çeyrek yok, yarım yok, 5 dakika yok. Sadece saat 3 diyorum. Buradaki örneğime göre. O yüzden sadece bu şekilde kullanıyorum. Kullanımı basit. Peki sizlerden ne istiyorum? Tam saatlerden, diğerleri daha zor olduğu için bundan sadece iki örnek istiyorum. Bunları izlerken yanına not alın. İki tane tam saat istiyorum. Çünkü sonradan danışmanlığınıza listeyeceğim. İki tane tam saat. Devam ettim.
Şimdi saatin kaç olduğunu siz söyleyin bakalım demişiz. What time is it? It is 7 o'clock. What time? What is the time? İki şekilde soruyorum. Ben hep öbürüne alışık olduğum için onu kullanıyorum. It is 12 o'clock. Şimdi siz arkadaşlarınıza isteniz bir tam saati sorun bakalım. Şimdi burada evdeki aile bireylerinden birine en azından tam saati izlediğiniz anda söylemenizi istiyorum. İki tane örnekle onlara yani kurduğunuz örnekleri onlarla paylaşmanızı istiyorum. İki tane tam saat İngilizce sizlerle cümle olarak istiyorum. Lütfen ailenize de yardımcı olalım. Şimdi tam saatlerden sonra geldi bizi zorlayan çeyrekler bölümüne. Evet. Şimdi arkadaşlar tekrarlıyorum. Az önce dedim ki 1 saat 60 dakikadan oluşuyor. İçinde 2'ye böldüğüm zaman 2'ye 6 12 2'ye böldüğüm zaman 2'ye böldüğüm zaman 30 30 yapıyor. Ama ben 30 dakika demiyorum. Half diyorum. Yarım için. Yarım geçiyor anlamında. Buçuk geçiyor anlamında. Half diyorum. 15 dakika içinse bunu kullanıyorum. Quarter diyorum. Ama bakın 15 geçiyor da olabilir. 15 var da olabilir. Bunun arasındaki farkı söyleyeceğiz. E quarter past çeyrek geçenlerde çeyrek geçiyor. Çünkü past geçiyor anlamında. Past geçmek oradan aklınıza gelsin. Ama aynı yazılmıyor ama aklınızda öyle kalsın. E quarter to çeyrek kalanlarda kullanılır. Bir çeyrek var, bir çeyrek geçiyor anlamında kullanıyorum. Şimdi şöyle yapalım. Bu saat üzerinden şöyle yapacağım. Şimdi burada güzel iki rengi ayrı belirttik. Şimdi burada arkadaşlar dakika kırmızı olan hemen sayıyorum. 5, 10, 15. 15 geçiyor. 15 için ben çeyrek kavramını kullanıyorum. Çünkü bir saatte 4 tane çeyreğim var. Çeyrek kavramını kullanıyorum ve çeyrek geçiyor. Kala olsaydı şurada olurdu. Niye biliyor musunuz? 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45. 60 olmasına 15 kalırdı. Yani çeyrek kala derdim. O zaman da bu burada olmazdı. Böyle şurada olurdu. Mavi olanda. Hani daha 7 olmasa artık 15 dakika kaldı olurdu. Şimdi ben çeyrek geçiyor demek istiyorum. O yüzden de her zaman önce dakikayı kullanıyorum. Tekrarlıyorum. Her zaman önce dakika. It is'den sonra her zaman önce dakika. Önce dakikayı söyleyeceğim. Bu konuda hemfikir olduktan sonra şöyle örneğime geçiyorum. It is dedim. Çeyrek kavramı için 15 dakika için quarter kullandım. Çeyrek geçiyor olduğu için geçiyor anlamında past'ı kullandım. En son kaçı çeyrek geçiyor? 6'yı. O zaman buraya 6'yı ekledim. Çeyrek kala olsaydı farklı olacaktı. En sonunda toparlayacağım zaten tekrardan. Şimdi burada 15 olduğu için henüz bu tarafta bakın. Bu tarafta olanlara past, buradan sonra 30'u geçenler için to kullanıyorum. Şu ortadan bu tarafı için geçiyor olarak kullanıyorum. Artık 60'ı geçip yani 30. dakikaya geçtikten sonra da hep kala anlamını kullanıyorum. Var diyorum daha. Yani şu saat olmasına şu kadar var kullanıyorum. Bunu da dipnot olarak uzun olanı takip ettiğinizi böyle de hesaplayabilirsiniz. Çeyrek 6'yı çeyrek geçiyor. It is'den sonra ya da the time is de diyebilirsin. Time is de diyebilirsin. It dediğin şey burada time oluyor. Zaman demek. Saat demek. Saat işte şöyle de diyebilirsin ama it en yaygın kullanımı. Quarter past is. 6'yı çeyrek geçiyor dedim. Şimdi what time is it? Saat kaç? Şöyle büyütebilirim. Saatimi gördüğün gibi saatim 11'i 15 geçiyor. Önce her zaman dakika dediğim gibi kaç geçiyor? 15 geçiyor. It is a quarter past 11. 11'i çeyrek geçiyor. 15 için ben çeyrek kavramını kullanıyorum. Bir saatte 4 tane 15 var. Bu 4 tane çeyrek anlamına geliyor.
after a quarter past ten. It is a quarter past, geçiyor diyorum, ten. Bir tane daha bir örnek inceleyelim. What time is it? It is a quarter, her zaman dakika dedim, past two. Bakın bunların hepsi geçiyor olarak kullandım. Var, daha hiç kullanmadım. Evet. Şimdi geldik kalılara. Evet. Burada az önce yaptığımız gibi yine ben önce dakikayı söylüyorum. Yani önce yine dakika ama buradaki farka bakar mıyız? Az önce hatırlıyor musunuz? Bu kırmızı 3'teydi. Bu mavi dedik hemen şuradaydı böyle. İlk çeyreğindeydi yani. Ama şu an artık bir 15 dakika sonra bakın 5, 10, 15. 15 dakika sonra saatin 7 olacak. Yani 15 dakika var 7 olmasına. Burada önemli nokta şu. Öğrencimizin yaptığı en sık yanlış. Sizin de en zorlandığınız konu. Şimdi buraya kadar yapıyorsunuz. It is a quarter diyorsun. Tamam. Bu sefer geçmediği için var anlamında, 7'ye var anlamında to'yu kullanıyorsun. Var. To. Var anlamında to'yu kullanıyorum. Çünkü niye? Dakikam artık 30'u geçtikten sonra burada to'yu kullanıyordum. Bu kısımda to'yu kullanıyordum. Bu kısımda past, bu kısımda to. Dakika için. Bu kısımda past, bu kısımda to. Önce dakikamı yazdım. Kaç dakikam varmış? 15 dakikam varmış. Yani saatim benim 6.45 arkadaşlar. 6.45 demek ki saat 7'ye 15 var diyorum. Çeyrek diyorum. Var diyorum. İşte yaptığımız yanlış. Şimdi burada gördüğünüz gibi saat 7'ye 15 var. Ve ben burada 15 dedim. 7'ye çeyrek var. Ben burada çeyrek var yazıyorum. Ama öğrencimiz ısrarla tekrardan 7'ye çeyrek olmasına rağmen, kala olmasına rağmen buraya 6 yazıyor. Bunu yaptığın zaman da soru yanlış oluyor. Sen onu yaparsan, eğer buraya 7 yerine 6 koyarsan saatin 5.45 olur. Anlaşıldı mı? Tekrarlıyorum. Şimdi özellikle dinliyorsunuz. Şimdi diyor ki saat kaç? Çeyrek var 7'ye. Saatin bakın çeyrek var 7'ye. Ben düşünüyorum 6.45 saatim. Ben burada çeyreği var anlamında 1, 2, 3 yani 15. 15'i çeyrek tamam var dedim. Niye? Dakikam artık 30'u geçmiş. Dakikam 30'u geçmiş. 45 çünkü normalde. O yüzden ben hemen var anlamını kullanıyorum to'yu. Ama gidip de ben buraya bakıyorum saatin 7 olmasına 15 dakika kalmış. 6 olmasına değil. O yüzden böyle bir saat gördüğünüz zaman ya da şunu yapıyorum. Ben size şunu yapıyorum. 6.45 yazıyorum. 06.45 yazıyorum. En son yaparken yine 6 yazıyorsunuz altına arkadaşlar. Siz öyle yazıyorsunuz ama ben öyle yazmıyorum çünkü o yanlış. Öyle yazmayın sakın. Anlaşıldı mı? Devam ettim. Şimdi biraz şöyle sütterek gidelim. Şimdi bak mesela. Çok güzel böyle. Şimdi burada diyor ki saat kaç? Saatin kaçmış? 10.45. Bak saatin 10.45. İyi bak. Saatin 11 olmasına 5, 10, 15. 15 dakika kalmış. Gördün mü? Saatin 11 artık olacak. Yani şu uzunun 12'ye geldi ya artık saatin de şuraya gelecek şu kısa olanı. Bu da artık saatimin 11 oldu. Ama daha 11 olmasına 15 dakika var. Şimdi it is a quarter, çeyrek, tamam, var dedim. İşte burada böyle bir şey verdiğim zaman yapmanız yanlış şu oluyor. Gidip buraya tekrar ten yazıyorsunuz, yazma. Çünkü burada çeyrek var dedikten sonra kaça çeyrek var diye sorun. Kaça çeyrek var? 11'e. O zaman 11 yazman gerekiyor. Hemen devam ettim. 8.45. Yani saatimin 9 olmasına 15 dakika var. It is a quarter dedim. Çeyrek dedim. Tonight 9 için. Bakın 9'a çeyrek var. 9'a çeyrek var. Saatim 8.45. 15 dakika sonra saatim 9 olacak. Tekrardan buraya 8 yazmıyorsun. Sakın. 8 yazmıyorsun tekrardan.
Evet. Gel dedi yarım saatte. Dedim ki 30, ben dedim 1 saat 60 dakikadan dedi hepimizin bildiği gibi ikiye böldüğüm zaman iki tane yarımım oluyor. Yani iki tane halfım oluyor benim. Anlaşıldı mı? Şimdi iki tane halfım olduktan sonra ben bir tanesi için 30 dakikayı kullanıyorum ve her zaman pasla kullanıyorum. Half pas bir kalıp gibi. Yani 30 geçiyor, buçuk geçiyor, yarım geçiyor anlamında bunu kullanıyorum. Hemen örneklerden geçeceğim daha net anlamanız için. Arkadaşlar mesela şimdi şu örnekten bakalım. Şimdi uzun olan her zaman dakikayı gösterir dedik. Bunu bazen renk, incelik ve kalınlık olarak da ayırt edebiliyorlar. Şimdi saatin 5, 10, 15, 20, 25, 30. Bak tam yarısı. Gördün? Yarısına kadar gelmiş. Yarısı için ne kullanıyordum? 30. 30 için ne kullanıyorum ben? Half. Bir kere ilk kez half pasta başladım. Tamam. Kaçı yarım geçiyor, buçuk geçiyor? Dördü. Bak burada daha. Gördün mü arada? Bir yarım saat sonra artık saat. Bu böyle buraya gelecek. Bu da 5 olacak. Yani demek ki 4,5 olacaksa. Half past 4. 4,5. It is half past 4. Bakın yarım olabilir. Çeyrek olabilir. Normal bir dakika olabilir. 10 geçiyor olsaydı. It is 10 past 4. 4'e 10 geçiyor olurdu. 20 geçiyor olsaydı. It is 20 past 4. 4'e 20 geçiyor olurdu. Hemen geldim diğer örneğime. Aynı şekilde bak. Şu an half past 7. Half past 7. It is half past 7. Uzun olan dakika 30'da half past'ı kullanacak mıyım? Evet, it is half past'a başladı. Kaçı buçuk geçiyor? Bak burada da. Bir yarım saat sonra artık tam saat olacak. 8 olacak. It is 8 o'clock olacak. Bir yarım saat daha sonra. Ama şu an saat half past 7. Half past 7. Arkadaşlar. Şimdi bu arada çeyreklerden, tam sayılardan 2 demiştik. Çeyreklerden 2 tane geçiyor. 2 tane de kala olanı söyleyeyim. Yani mesela 2 tane çeyrek geçiyor olsun, 15 geçiyor olsun, 4'ü çeyrek geçiyor mesela, 5'i çeyrek geçiyor gibi. 2 tane de çeyrek kala olsun, 11'e çeyrek var, 10'a çeyrek var gibi. Örnekleri siz değiştirebilirsiniz. 2 tane de çeyrek var, bir de yarımını istiyorum. 2 tanecik de yarımını istiyorum sizlerden. 2, 4, 6, 8 tane yaptı. Evet, 2 tane de yarımını istiyorum. İşte 7,5, 8,5 gibi bunları ekleyebilirsiniz. Şimdi evet. Biraz küçülteyim şunu. Evet. What time is it demiş. It is half past 5. Saat gördüğünüz gibi arkadaşlar. Önce her zaman dakika dedim. 30 dakika için ben half'ı kullanıyorum. Geçiyor anlamında past. 30 geçiyor. Yani yarım geçiyor. Kaçı yarım geçiyor? 5'i. What time is it? It is half past 9. 9'u 30 geçiyor arkadaşlar. Önce her zaman dakika dedim. Bu normal bir sayı da olabilir. 2 geçiyor, 5 geçiyor, 10 geçiyor. İşte 22 geçiyor. Bunlar da olabilir. Ama burada 30 ve 15 için half ve quarter kavramlarını kullandığımı söyledim. O yüzden yarım için half past 9 bunu kullanacağım. Şimdi tekrar ediyorum. En son bir toparlıyorum. İki şekilde sorabilirim. What time is it? What is the time? İki şekilde sorabilirim. What time is it? Yoğunlukla tercih edilen. Şimdi biz burada genelde çeyrek ve yarımlar üzerinde kaldık. Ancak ben mesela diyorum ki 2'yi 5 geçiyor. Kaç geçiyor? 5 geçiyor. Önce dakikayı söyleyecektim. It is dedikten sonra 5 anlamında 5. Geçiyor anlamında past. Kaçı 5 geçiyor? 2. O zaman en sonunda to'yu yerleştireceğim. Bu şekilde bazen hani sayıları biz hep yuvarlarız ya saatleri. İşte diyelim 5'e 2 vardır ama biz 5 deriz. Biliyorsunuz bunu. Around civarı. It is around 5 o'clock. 5 saat 5 civarı. Hani böyle 2 kalmış artık olmasına gibi. Bunlar da kullanılabiliyor. At kullanılıyoruz. Saatlerde bu arada proposition olarak at, it is at 5 o'clock, saat 5'te
5 o'clock, saat 5'de. Oradaki at, at diye yazılan at, d'da anlama katıyor cümlemize, bilginiz olsun. Tekrarlıyorum, ödev olarak yapacağınız şeyi, ödev olarak değil daha doğrusu arkadaşlar, bunlar yapmamız gereken şeyler. Bir sorun olursa zaten danışmanlarınıza iletin, tekrardan yardımcı olmaya çalışırım sizlere. Tam saatlerde ben o'clock kullanıyorum. İki tane tam saat istiyorum. Ben bir tane vereyim. It is 11 o'clock. Tabii benim örneğimi yazmayın. Saat 11 dedim. Bir tane, iki tane çeyrek geçiyor demek istiyorum. Yani quarter past bla bla bla. İşte çeyrek geçiyor. İki tane, iki tane çeyrek var demek istiyorum. Quarter to nokta 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 bla 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 bla. İki tane çeyrek varken bir de iki tane de half'lı, yani yarım anlamına gelen örnek istiyorum. Sizlerden half past six, 6:30 gibi. Bunları istiyorum. Bir sonraki videomuzda da sizlerle saatler konusuna bir bakacağız. Bilginiz olsun, alıştırma yapacağım. Kendinize çok iyi bakın.